Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün itibariyle KVK haritamıza geçtik arkadaşlar. KVK haritamızdaki ilk günümüz. Ee, direkt ben hani KVK'dan bahsedeceğim sizlere e, anladığım ve gördüğüm kadarıyla e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi harita olarak sis yok tabii ki burada. E, ve harita olarak direkt Heroic Anteme benzer bir harita. Fakat dediğim gibi bu ilk bölgeler biraz daha büyük gibime geldi yani ilk çıkış bölgeleri gene aynı şekilde yedi olduğu yerler falan biraz daha büyük gibime geldi zaten haritamız az çok biliyorsunuzdur burada müttefiklerin artık bayrak atışını dizilimini falan hani rahat rahat görebiliyorsunuz burçlarda aynı şekilde ikinci bir farklı nokta yani diğer KVK'da ayıran Kale burçlarında arkadaşlar gene var ama burada e, becerileri yok arkadaş burçlarda biliyorsunuz ki ee, mesela Herman oluyordu. Herman'ın bir tane becerisi oluyordu. Bunda o yok. Burada sadece burçları e, kasarak hani hem siz e, kristal kasmanız hem de kristal e, yani şeyinden üretim merkezinden, madeninden daha fazla kristal üretmenizin yüzdesini arttırmak için işe yarıyor burada burçlar. Yani herhangi bir destek becerisi vermiyor arkadaşlar. Bu KVK'da öyle yapmışlar. E, yani baktığınız zaman olabilir. Yani çok olsa da olur, olmasa da olur bir özellik. E, onun haricinde şöyle girelim. Ee, zaten savaşın gelgitleri e, bu şeyin ismi e, diyorsunuz. Burada zaten farklılıkları görüyorsunuz. Her belli aşamada bir e, gene e, Uluzgorod açılacak falan ya bakın. Bu aşamaya kadar belli e, yani yerler var. Oralara kadar ilerleyeceğiz. Yani sırasıyla gidiyor bakın. Bunların e, zamanları var. Mesela selamet gelgiti 3 gün geri sayıyor mesela şu an 3 günden. Şu anda biz hepimiz ee, şuradan gel gitlerden özellik seçtik arkadaşlar. Ee, bunun hem bireysel olanı var. Kişisel direktif var. Bir de birlik direktifleri var. gene şurada e, girmeden hem görmüşken unutmadan bundan bahsedelim. Şifa diye bir olay var arkadaşlar. Ee, ve günde mesela bunun bir sınırı var. 1 milyon şu anda mesela. Bunları da barbar bar keserek falan kasıyoruz. Mesela şuradan göstereyim. Barbara tıkladığımızda barbarın burada gördüğünüz gibi 22.000 e, şifa iksiri kasabiliyorsunuz. Bunu da günlük e, kasıp onu doldurmak e, burada mantıklı olan e, anladığımız kadarıyla bu e, bildiğiniz iksir olayı askerinizi herhangi bir kaynak istemeden iyileştirmenizi sağlıyor. Herhalde hızlı istemiyor anladığım kadarıyla bastığınız zaman ayar, ağır yarar bilimleri direkt bir anda iyileştiriyor arkadaşlar. Bu ona yarıyor bunu tabii ki her gün bin bin, bin milyon bin milyon kasa kasa bittiğiniz tabii bir milyon ne kadar şeye yarar çok fazla mı asker çıkartır bilmiyorum e, onu bakmak lazım çok da yüksek miktarlar asker çıkartacağını çok düşünmüyorum yani. Gene de ufak tefek faydası olur kısmı. Şimdi kişisel olarak yani pek yani sadece sizi etkileyecek, sizin hesabınızı etkileyecek olan kısım burası. Burada arkadaşlar 4 tane kısım vardı. Yani burada ben kristal maden çalışmazlığı %20'yi seçtim. Normalde bir günde kazanabileceğin azami şifayı 500 bin arttırabilir. Bir de bir buçuk olacak mesela milyon. Eylem puan dolumuzun %20 arttırır. Şimdi burada mesela diyelim ki ben barbar bar keseceğim diyorsunuz. E, kristal madeninden çok ben barbar bar keseceğim. Barbar olalım. Bunu seçebilirsiniz. Ben işte e, hızım az, dersiniz. Bunu seçersiniz. Bununla iyileştirmeye biraz daha takviyeniz olur. E, kristal madeni ve kristal araştırma merkezini yükseltmek için gereken kristal miktarını %5 düşürür ve bu araçta merkez yükseltme yani oyun başında eğer ben daha az kristal yüzde beş daha az kristal harcayarak bu merkezleri yükseltme Mesela diyelim ki kaç harcıyorsunuz? Ee, 2, 2, milyon kristal diyelim ortalama yani 1 milyon diyelim hatta 1 milyon kristal diyelim. Şimdi ben 1 milyon da yüzde beşine çık 50 bin kristal. Yani ben 1 milyon kristal harcıyorsam bana 50 bin kristali cebime koyacak. Yani çok büyük bir fark yaratıyor mu? Bence e, kristal madeni çalışmazlığını atmak sanki daha iyi gibi geldi bana. Bilmiyorum yani çünkü %20 4 5 gün 4 -5, 4 gün falan sürüyor herhalde bu da. daha mantıklı. Yani burada da gene kristal açısından kar elde etme olayı var. Şu ikisi kristale dayalı. Bunlar da dediğim gibi yani barbar bar keseceğim veyahut da işte ben iksiri daha fazla kasıp hızınmaz kaynağımaz diyorsanız da o şekilde yönelebiliyorsunuz burada. Yani bunları iyi düşünmüşler. Şimdi bu oyunun girişinde olduğu için muhtemelen bu oranlar bu şekilde. Bunlar belki ilerleyen zaman da artar, artmaz onu bilmiyorum. Ee, birlik direktifleri biraz daha farklı ve e, fazla arkadaşlar. Şimdi bu e, sadece bu ikisi var da e, şuradan direktmen hepsini açalım. Bakın bu kadar birlik direktifi var. İşte bunlar ne? Sırasıyla bakalım. Ayrıntılarına tıkladığımızda zaten böyle e, özelliklerini de göreceğiz. Öncelikle bir yüzeysel baktığımızda Barbar Kalesi'ni yıkarak hızı kazanırsın diyor. Yani burada eee hızı Barbar Kalesi'ni yıktığın zaman herhalde Barbar Kalesi'ni yıktığında tüm birliklerin kıtaları İntikazı artış kazanır. Kıtaların bu e, direktüsüyle %5 intikazı artış kazanabilir. Ya barbar kalesi yıktıktan sonra şöyle. E, mesela barbar kalesi kesmek istiyorsun. Hızlı şekilde e, gidip dönecek. Yani orayı kestikten sonra hızlı şekilde biriminin e, tekrar dönmesini sağlıyor. Barbarlara ve barbarların işgal ettiği binalar karşı daha hızlı toplu saldırı düzenle. E, şimşek saldırısı diyor. Burada da bir barbar kalesine veya barbarın işgal ettiği bir kutsal veya yere yani bu işte haçlı Kareleri falan oluyor ya. Onlara, kamplara falan. E, toplu saldırının hazırlık süresi 1 dakika düşebilir. 1 dakika altına inemez diyor ama. Seferberlik korusu 130 intikal hızla artış kazanır. Yani bu özelliği sağlıyor size. Yani normalde örnek veriyorum sizin birliğinizin full ise 1 dakika oradan düşüyor. 4 dakikaya düşüyor. 1 dakikada bunu alırsanız 3 dakika. Yani 3 dakikada bir toplu saldırı çıkartabiliyorsunuz. Bu tabii ki size ne gibi fayda sağlar? Örnek veriyorum. Aynı anda bir yere alacaksın şeyinle karşı tarafla. senin daha hızlı açıp daha hızlı almanı sağlayabilir. Yani böyle çok aşırı bir şey yok da. Hani ben bayrağı hemen alayım bir dakika önce alayım bir dakika önce alayım bayrağı hızlı atayım gibi düşünüyorsan öyle bir katkı sağlayabilir baktığında. Daha çok bireysel kaynak ve birlik malzemesi kazan diyor. Böyle açtığımızda mevcut gelgit etkilerinden kazanılan ekstra kaynakların sayısını arttırır diyor. Yani e, gelgit etkilerinden kazanılan diyor ama kaynakların sayısına kazanılan e, bireysel ka, e, kaynakları yüzde 5 ve birlik malzemenin yüzde 250 arttırır <laughs> burada kaynak yani kaynaklardan kazanılan e, gelgitlerden kazanılan kaynakları arttırır, arttırma özelliği olmuş yani kaynak kasma barbar devlerin yenerek daha iyi ödüller kazan ne kadar daha iyi bakalım Kazanılan belli kaynak ögelerinin gıda, odun, taş, altın ve kaynak paketleri miktarını %10 arttırır. Birlik istihkak dükkanına 400.000 kaynak stoğu sağlar. Birlik istihkak dükkanına dediği şey herhalde. Normal bizim bu bayrak attığımız şeyler falan var ya onlara herhalde diyor bilmiyorum. Onlara falan daha hızlı dolmasını sağlayacak diyor. Evet burayı da geçtik. Onurlu antik kalıntıların ve karanlık sonuçları işgal ederek daha çok onur puanı kazan. Şimdi bu önemli. Mesela şu önemli. Niye? Ne diyor? Ee, kazanan bireysel onur puanı miktarı yüzde elli arttır. onu bireysel diyor ama. Ee, yani sadece bireysel arttırıyor. Yani bireysel yarışıyorsa oyuncularınız onlara katsa tabii ki birlik değil. Birlik olanına kazandırmıyor. Yani o sizin birliğinize bir ekstrası yok. Ama bireysel olarak ben girdiğimde örnek veriyorum. 10.000 kasıyorsam Bununla beraber 15.000 kasacağım. toplamda ee, yani bak, baktığınızda bireysel de güzel yenilen kıtalar şehre geri ışınlanır arkadaşlar bu da çok değişik bir özellik mesela çarpışmada yenilen kıtaların anında ilgili valinin şehrine döner anında diyor bak senin kıtan ölüp böyle e, somurtan suratla şehrine gidiyordu ya o direkt pat şehrine yani ışınlanacak öldüğü an şehrine ışınlanacak hemen tekrar geri çıkabileceksin ve bunun e, yani şimdi oyunun bu gelgit olaylarını şöyle sevdim yani size farklı stratejiler sunabiliyor. Bunlar şimdi hepsini birden seçemiyorsunuz. E, seçtiğinizde herhalde bir 3-4 gün siz e, yani bunu mesela seçtiğin 3-4 gün bununla e, idare edeceksin. Bununla devam edeceksin. Öyle baktığınızda doğru seçim çok önemli. Doğru seçim yaptığınızda da sizi çok avantajlı duruma geçirecek bir olay bu. Yani şimdi şöyle düşünün. E, ben savaşıyorum. E, normal alanda ve bu bu alan savaşı biraz böyle e, tabii ki herkes böyle bayrak bay, dip gibi olsa bile herkes ön, bayrağın önüne ışınlanamıyor arkadaşlar. Yani belki 10-15 oyuncu böyle biraz daha yakınlaşlanıyor. Geri kalan oyuncular hep arkalardan geliyor. Şimdi bu, bu sayede ne olacak? O oyuncular pat hemen öldüğü gibi askerini geri çıkar, Öldüğü gibi askerini çıkacak. Çok hızlı bir yenilenme alana. Yani alanda sizin kalabalık olma olayınız daha etkili olacak. Yani daha hızlı şekilde kalabalıklaşıp daha hızlı şekilde karşılık verebileceksiniz karşı tarafa. Yani stratejik anlamda güzel olmuş. Kıta hayatını azaltır. Bu da gene Bakın diyor ki, birlik e, bir birlik üyesi bir çarpışmadayken üyenin ölen birimleri %25 oranında ağır yaralı birimde dönüştürülür. Bakın ölen birimleri %25 ağır e, oranda mesela kaç birimin öldü? 10.000. buçu e, 2500 yani. 2500'ü ağır yaralı olarak hastaneye düşüyor. Üye, üyenin ağır yaralı birimleri %25 oranında hafif yaralı birimlere dönüştürülür. Ağır yaralı birimleri de %25 oranında hafif yaralı veya de, alanda savaşıyorsunuz. Bunda da şunu anlatmak istemiş. Alanda savaşıyorsunuz. Normal biliyorsunuz hastane veriyoruz. Yüz bin hastane vereceğine 75 hasta, 75 bin hastane veriyorsun. Yani beş bini tekrar hafif yaralı oluyor. <laughs> %25 senin hastane. Yani burada matematik yaparsak %25 oranda senin hastaneni kırpıyor adam. Yani tabii ki o karşı taraf senin o kilini kasıyor. Yani şu yok. Ben bunu işte %25 hafif yaralı verdim. Bence öyledir. Yani seni e, Savaşıp da senin kıtanı kesen adam yüz bini kestiği gözüküyordur. Fakat bu hastaneye düştüğünde senin o kıtaların 75'i hastaneye düşecek. Yani böyle bir şey yapmışlar. Bu da sana ne sağlayacak? %25 oranında senin hastaneni yani e, daha uzun soluklu savaşman demek. Daha az asker geliyor. Daha az hız ve daha az kaynak demek bu. Bence %25 de iyi bir oran yani. Buraya baktığınızda gerçekten kafa kafaya olan bir savaşta şunu Kullandığınızda sizi tabii ki e, bir iki üç adım öne geçirecektir karşı tarafa göre. Kaynağın ve hızın daha e, yavaş bitecektir karşıya göre. Gene güzel stratejik bir özellik. E, binaların dayanıklılığı daha hızlı yenilenebilir. Bunu zaten binalardan yaptı dedi. Normal yetenek şey yetenek diyorum. Birlik bayraklarını falan yüzde yüz diyor. Örnek veriyorum birlik bayrağın e, 10 dakikada iyileşiyorsa iyileşiyorsa birlik bayrağın e, bu sayede. 5 ee, dakikada iyileşecek yani. yani. iki kat hızlandırıyor gibi olmuş. Yani bu da gene güzel bir özellik. Ee, şuradaki özelliğe baktığımızda düşman binaları ee, daha hızlı yanar. Şu arkadaki şeyi bir yapalım. Oradan sonra devam edelim. Bir arkadaş toplu var var kesiyor herhalde. Şunu uzaklaştıralım. kimsenin olmadığı sessiz bir yere gidelim. <laughs> devam edelim. Düşman binaları daha hızlı yanar. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki alan savaşını kazandınız. Düşman bayraklarını yakacaksınız. Daha kalabalıksınız. Ve başarılısınız da yakmakta. Ama sonuçta bir bayrağı yakmak yaklaşık 30-40 dakika. Da 30-40 dakika o bayrağın yakma, yanmasını bekliyorsun. Belki daha fazla bilmiyorum. 40 dakika diyelim hadi. 40 dakika bir bayrağın düşmesini bekliyoruz. Yani bu uzun bir süre baktığında. E çünkü adam şimdi alanda zayıflamış ama bu adam belki gece bu adamın hani saatinde bu adam yatmaya gitti. Sen bu adamın belli bir miktar bayrağını yakabileceksin. Bir de bunu iyileştiriyor. Biraz da savaşıp diren, direnç varsa hafif. E bu baya hani seni kısıtlayacak. Burada ne yapmış abi? E düşmanın yangını söndürmek için beklemesi gereken süre 20 dakika arttırılır. Yani 20, mesela 20 dakikada iyileştirebiliyorsa artık 40 dakika yani. Bayağı iyi 20 dakika yüzde %200 arttırır. Bu da ne demek? 200 yani yaklaşık 3 katına çıkmış oluyor ya. Yani. yani şöyle, bir bayrak diyelim ki 40 dakika ya yani 30 dakikada olsa 10 dakikada patlayacak gibi. Eğer yani 30 dakikadan düşürürüz 45 dakika diyelim 15 dakikada patlayacak bir bayrak. Bu da büyük yani sen bir bayrak yakacağını 3 bayrak yakıyorsun. Bu da güzel. Gerçekten bu da bu da ayrı bir strateji. Yani sen kendine göre kardeşim sen yani kendini tanıman ve düşmanı tanıman burada çok önemli bunlar seçerken. Şimdi sen Açık alanda ben üstün olurum kardeşim. İlerleyen zaman bu süreçte de ben bayrağını yakarım bunun. Çünkü yani 3 kat hızlı bayrak yakmak çok güzel, muazzam bir şey. Ee, gelelim buraya. Duvar ustası birlik kalesinin inşa hızını arttırır. Bakın. Bu da güzel bir olay. Bu da %200. Bu da 3 kat. Mesela 3 saatte bitiyorsa 1 saatte bitecek artık kaleler. 1 saat civarında bitecek. 3.5 saatse 1 saat 10 dakika. Yani ee, buradaki olay da çok stratejik yani. Biz mesela PNX ile beraber 2230'da çok fazla adamlar arka taraflarına kale attık. Ve bunu 3-3.5 saat savunduk. Şu an sen bunu kullanarak 1 saat. 1 saat oraya bir güzel bir bunlar bu. Bu hani düşman için de geçer tabi sadece bizim için değil. Yani düşman da bunu yapabilir. Senin aktif olmayan zamanında sen de yapabilirsin. Bu da çok stratejik bir hamle olur. Çünkü arka tarafa yani kale atmak, kale sarkıtmak bu oyunda gerçekten yani bir anda olayın rengini değiştirebiliyor. Bir anda adam iyi lan tutuyorum, savunuyorum veya işte yeniyorum derken bir anda adam arkaya kale sarkıttığı zaman işler değişebilir. Bir anda e, sıfırlanmalar olabilir. Mesela bayrak kopartır adam o bu kaleyi bitirip senin gece saatindir veya aktif olmadığın saatindir o kaleyi bir şekilde atar o bayraklarını da yakar ve e, <laughs> birçok bayrağını koparır. Ondan sonra bir sürü oyuncu sıfırlanır ve oyundan düşersin. Yani baktığınızda çok e, muazzam hamleler yapılabilecek bir gene beceri. Duvar ustası. Beğendim yani. Bu da gerçekten birlik kalesini çok hızlı atmanız. Ve bunu şöyle düşünün. Şimdi e, biz bunu mesela bu birlik için kullanabiliyoruz. Şimdi krallığımızda bir birlik daha var. Onu da kullanabilirsin. Ondan da tekrar kale atıp ondan da ekstra bir şey yapabilirsin. Yani bunu o şekilde kullanmanız çok risk. Karşı tarafa büyük bir risk doğuruyor yani. Gerçekten güzel bir beceri olmuş. Güzel bir e, e, gel git olay olmuş. seçilen bir birlik bayrağını kimse saldıramaz. Bakın <laughs> seç bu bir direktif etkilenen seçilen bayrağı hiç kimse saldıramaz. Yani bunu seçiyorsun. Bu bayrağı ne kadar yani süresi bekleme 12 saat. Pardon 3 saat sürüyor. 12 saat soğuma süresi var. Beceri. Tabii şunları görmedik. Bunları soğuma süresi. 3 saat boyunca o bayrağa kimse saldıramıyor. O kilit bir bayraksa mesela adamın tam o yolunu tıkayan sağından solundan geçemeyeceği bir bayraksa oraya e, bayrağı oraya kitle adamın arkaya da sarkamıyor. Ne yapacak? Ne yapabilir yani? Sadece o bayrağı yakabiliyor. Mesela. Tabii ki bu sadece bayrak için geçerli. Herhalde birlik kaleleri falan onları e, yapamıyoruz. Sadece bayrağı yakamıyor. Benim anladığım bu. Ya bu da güzel. Bu da gene aynı şekilde e, bu kaleşin 2 saat açabiliyoruz. Bir, bir gün soğuma süresi var. Bunu gene aynı şekilde e, yani 2 saat boyunca hızlı yakabiliyoruz. 15 dakikadan hesaplasan yani e, hiç adam tamir etmediğini düşünsen 8 bayrak yakıyorsun yani. Gene güzel. Çok kritik noktalarda iyi hamle olabilir. E, gene bunlarda bina dayanıklılığı yenileme işte 1 saat. Bu da çok uzun bir süre değil. Birçok bayrağını tamir ederken bu çok kullanacağını düşünmüyorum da. Eee <laughs> zaten sıfır. Ölen bir 2 İki saat boyuncaymış bu arkadaşlar. Mesela sağ, sağlam hararetli bir savaşta iki saat boyunca bu şekilde 125 oranı düşüş güzel. Yani iki saat boyunca iyi hararetli olduğu zaman da açılabilir. Ee, bu herhalde bir kere falan mı? Bekleme süresi de sıfır saat diyor. Ee, belki burada bir hata olabilir. Bu da yine iki saatmiş arkadaşlar. Ölüyor tekrar bir şey dönüyor. Eee neyse kazandığı birisi onun miktarını %50 arttırdı. Gene bu da 2 saat. Zaten 2 saat şunda yeterli yani. Zaten antik kalıntı ve karanlık en fazla 2 saat sürüyor şey. 1 saat sürüyor biri, 1-2 saat sürüyor. Ee, gene bunlar da 3 saat, 8 saat, 3 saat, 3 saat şeklinde yayınlan yani yayılmış. Şimdi nerede kalmıştık? Eee kimse saldıramazı dedik bu dediğim gibi kilit bir bayrağın varsa <laughs> artık adam sadece oradan yani oradan saldırıp oradan girip oradan e, sıkıntı yaratabilecekse çok kritik bir bayraksa 3 saat boyunca en azından o bayrağı tutmanı sağlıyor arkadaşlar. Ya temel saldırıları bina dayanıklılığını azaltır. Şimdi bu nasıl bir şeymiş bakalım. E, birlik birisi bir birlik binasını saldırmaya başladıktan 8 saniye sonra diyor bu kıtanın temel saldırıları %10 ihtimalle binanın dayanıklılığını 10 azaltır. Bu yolla bir binanın dayanıklılığı 1'e kadar düşürebilirsin. Dayanıklılık dediği şu. 8 saniye sonra. bu e, Her temel saldırı %15 ihtimalle. Canlını diyor yani arkadaşlar. Dayanıklılık dediği oluyor. Mesela binanın bu toplu saldırılar uzuyor ya artık. O uzadığı zaman yani uzadığı zaman sıkıntı yani en azından adam bıkıyor kardeşim yeter ya diyor adam bayrağını yıkacağım lütfen. Ona bir olay olarak gelmiş. Yani çok uzun o artık şey toplu saldırı açıyor. Öbürleri şehirden dolduruyor dolduruyor dolduruyor. En azından %15 sürekli 10 10 10 10 10 onun canı inecek. Bu da gene bayrak yakmada veya ee, yani bayrağı daha hızlı indirmede önemli faktör. 3 saat sürüyormuş bu da. Bu da gene yani hızlı alanı temizleme. Hızlı alanı temizleyin. Bu da baktığınızda 3 saat sürmesi ve 12 saatte bir yenilenmesi yani bir günde iki kere kullanabiliriz bunu biz güzel bence. neden diyeceksiniz? Toplu saldırıyla veya toplu saldırı bitti diyelim ya. Bu açıkken sürekli saldır yani normal kıtalarına. Adam sürekli için dolu tutmak zorunda. Düz kıtalarına da sürekli vurarak bunun canlı bu şekilde 10 10 10, 10 10 10 10 10 böyle tak 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 çok hızlı yıkılır yani baktığınızda. Ama 1'e kadar düşürebilsin diyor. Tabi yakman lazım en son tabi. Bunu 1'de kalıyor. Mesela diyelim ki adam hala savunuyor. 1'de kalıyor. Yakarsan düşer tak diye bayrak bir anda ama 1'e ee, e kadar indirebiliyormuşum bu şekilde saldırarak. Bir birlik bayrağı seçip onu bir birlik ok bu. Yani bu birlik bayrağını bir birlik ok kulesine dönüştürebilirsin diyor. Yani kurduğumuz bir bir bayrağı 12 saatte birmiş bunu 12 saatte bir ben yani seçiyorum o kule oluyor. O hep böyle kalıyor. Yıkılmazsa eğer. Ee, ok kulesine dönüşüyor. Bu bayrak sezon sonuna kadar birlik ok kulesi olarak kalabilir. Bu da gene ne anlamda güzel? Gene böyle bayraklar birleşti. O tur savaşladı. Tabii ki ne, ne kadar vuracak bilmiyorum. Hani iyi bir hasarı var mı? Alan mı vuracak? Kulesi yapacağız da. Nasıl bir hasar olacak yani? Onu o önemli. Bunun hasarı iyi ise mesela yapılabilir. Çünkü senin adam bayrağın içine girip sana şey yapıyor ve yakın savaşıyorsa bunun menzilde muhtemelen fazla olur. 12 saatte bir sen bu ıı, istediğin bayraklar dönüştürebilmen e, ee, tabii ki bu vurduğu hasarı bilmediğim için şu an bir şey söyleyemeyeceğim ama iyi hasar vuruyorsa neden kullanmasın veya alan hasarı falan vuruyorsa neden olmasın yani. Baktığınızda arkadaşlar gerçekten e, birlik direktifleri gerçekten bence e, ya stratejik anlamda çok fayda sağlayacak e, özellikler bence. Ben beğendim. Sizin de gene yorumlarınızı bekliyorum. Yani ne düşünüyorsunuz? Bu o, o savaşın seyrini bence çok değiştirecek ve stratejik anlamda e, savaş şu ayrı yerlere getirecek e, olaylar. Bu zaten e, gene aynı. Burada bir değişiklik yok. Burada sadece bireyseller mi farklıydı şu yanda? Bunda herhalde sadece bireysel. Ne diyor? Tüda ataç bireysel kaynak. E, kazandıracaksın? Hmm. E, bireysel şeyler falan değişiyor. Mevcut gerekli etkinin kazanılan ekstra bireysel kaynak miktarını yüzde on düzeyine çıkarır. Gıda odun taş ve altı toplamazın yüzde elli ama mevcut gel git etkilerinin ekstra bir eser kaynak kazanamazsın. Gıda odun taş ve toplarken kristal kazanırsın ama mevcut gel git etkilerinin bir eser kazanamazsın. güzelmiş mesela bu ne kadar veriyor ama mesela toplar e, toplarken ekstra onur puanı kazansın. Onur puanı kasmak isteyenler için gene yani bireyselleri genelde böyle onu da güzel yapmışlar. Yani sizin e, ihtiyacınız olan zayıf gördüğünüz yönünüze doğru seçebilirsiniz bireyselleri de. Yani oyun bu tarz şeyleri getirmez. Benim hoşuma gitti bu kahve mantığı. <laughs> Gerçekten hani savaş yönünden olsun, gelişme yönünden olsun sizi e, yönlendirebiliyor. E, siz istediğinizi seçebiliyorsunuz. E, tabii ki bu seçtiğimiz e, kristal şey yönünden sizi güçlendiriyor. Kaynak yönünden, hastane yönünden falan. E, güzel olmuş. Ekstra onun haricinde farklı değişiklikler yok arkadaşlar değil mi? Kale burçlarının becerileri zaten yok demiştik. E, onun haricinde dükkan falan aynı. Oralarda da bir değişiklik yok. Sadece şu gelgitler kısmı farklı burada. Onlarca haricinde bu kısımlarda komple aynı arkadaşlar. Yani KVK'mız bu şekilde. İnşallah bir dahaki videolarda sizlerle e, savaş videolarıyla görüşürüz. Savaşa da bu arada haftaya cuma denk, geliyor. Haftaya perşembe mi? Öyle bir haftaya bir güne denk geliyor da. ben de bilmiyorum. Şu anki şeye göre, hala atımlarına göre o belli olur. <laughs> Muhtemelen haftaya perşembe veya cumada savaşımız olacak i̇nşallah oradan da kareler sizlerle paylaşabiliriz. güzel bir KVK bizleri bekliyor. Zaten e, şöyle göstereyim. 10 dakikamız onu da gösterelim. E, boş geçmeyelim. E, sıralamalar birlik leş sayısına baktığınızda KVK'nın ne kadar kaliteli bir KVK olduğunu anlayacaksınız. Bakın 449, 432 biz var. 388, 380, 348, 306, 201, 189. Bak şu 2, 8, ilk 8 birlik. Yani zaten 8 e, krallık var biliyorsunuz şu an. Yani en sondaki bizim kampımız arkadaşlar. Bunlar, bu herhalde rüzgar mıydı? Rüzgar olması lazım. Ee, bu su herhalde, yok pardon. Bu da rüzgar. Şu su, bu ateş, bu da su, bu da e, biz şeyiz, toprağız. Bu da aynı şekilde e, ateş. Yani çok muazzam güzel bir kahve olacak arkadaşlar. Kil anlayacağınız gibi bütün krallıklar iyi aktif ölü krallık yok 8 krallıkta gayet killeri iyi durumda yani bunlar 189 buraya göre mesela şimdi baktığınızda şey girebilir hani bu kvk'ya göre az kalmış olabilir belki ama sonuçta 189'da kötü değil yani 189'da kötü değil yani bu adamın aktifliğini bilmiyorum yani Endonezyalılar herhalde ne kadar aktifler göreceğiz yani bu savaş alanında. yani güzel bir kvk bizleri bekliyor arkadaşlar ee, bu 8 tane krallığın kilpsikolar da bu şekilde. Yani güçler ve kilpsikolar ya, hepsi ağ krallığı. Ee, güzel savaşların döneceğini ben düşünüyorum. İnşallah bunu da sizlerle paylaşacağız. Ee, umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğenseniz beğenmeyi unutmayalım. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.